Bu videoda yuvarlamanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Yuvarlamanın ne demek olduğunu bilmiyorsanız sakın endişelenmeyin çünkü az sonra aslında ne kadar da basit bir şey olduğunu göreceksiniz. Sayıları en yakın 10'a yuvarlayacağız ama başlamadan önce yuvarlamanın neden gerekli ya da faydalı bir şey olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Mesela 37'yi ele alalım. 37 düzgün bir sayıdır ama şimdi 37 ile bazı matematik işlemleri yapmanız gerektiğini düşünelim. Birçok işlem bahsedebiliriz ama işlemlerin kendilerinden çok bir işlemin sonucunun ne olduğunu tahmin etmek istediğinizi ele alalım. Biri size 37 tane fındığı olduğunu söylediğinde eğer sizin de 39 tane fındığınız varsa toplam kaç tane fındığınız vardır mesela? Bu soruya kesin bir cevap vermek yerine yaklaşık bir cevap vermek daha kolaydır ve yuvarlamak da işte bu noktada faydalı olan bir şeydir. İsterseniz şimdi de en yakın ona yuvarlamanın ne demek olduğunu öğrenelim. En yakın 10'a yuvarlamak dediklerinde sayıların onlar basamağını aklımıza getirmeliyiz. Onlar basamağı burada. Öyle değil mi? Ve onlar basamağındaki sayı da 3. Bu 3 3 tane 10'u temsil ediyor. 37 sayısı 3 tane 10 ve 7 tane 1'den meydana gelmiştir. Başka bir deyişle 3 tane 10'dan büyük ama 4 tane 10'dan da küçük bir sayıdır. 37'nin 3 tane 10'dan büyük, bunu 3 tane 10 ve 0 tane 1 ile temsil ediyorum ve 4 tane 10'dan, bunu da 4 tane 10 ve 0 tane 1 olarak yazalım. Küçük, evet küçük olduğunu biliyoruz. Yuvarlama yapacağınız zaman sayıdan küçük olan onların sayısına ya da sayıdan büyük olan onların sayısına yuvarlarız. Peki 37'yi yuvarlamamız gerektiği en yakın 10'un 30 mu yoksa 40 mu olduğunu nereden bileceğiz? Bu soruya cevap vermeden size bir sayı doğrusu çizeyim. Çünkü cevabı sayı doğrusu üzerinde daha net bir şekilde görebileceğiz. Onar onar ilerleyelim ve 30 ile 40'ı da dahil edelim. 0'dan başlayalım. Başladık. 10, 20, eh, boşlukları biraz daha geniş yapayım. Evet. Şimdi 0, 10, 20, 30, 40. Bu yeterli olur diye düşünüyorum ama gelin 50'yi de ekleyelim. Tamam. Şimdi 37 bu sayı doğrusu üzerinde nerede? 30 ile 40 arasında olduğunu biliyoruz. Biraz daha anlaşılır olması için 35'i de ekleyelim. Evet, 37 de işte buradadır. En yakın 10'a yuvarlamak istediğimizde 3 tane 10 ve 4 tane 10 arasında olduğumuzu da unutmadan bu sayının hangi 10'a daha yakın olduğunu bulmamız lazım. 3 tane 10'a mı yoksa 4 tane 10'a mı? sayı doğrusu üzerinde 4 tane 10'a daha yakın görünüyor öyle değil mi ve bu yüzden de 37'yi en yakın 10'a yuvarladığımızda sonuç 40 olur hadi bir örnek daha yapalım mesela 32 evet 32'yi en yakın 10'a yuvarladığımızda sonuç ne olur dersiniz 32 bir bakalım işte burada bu da 3 tane 10 ile 4 tane 10 arasında yer alan bir sayı ama 3 tane 10'a daha yakın olduğundan 32'nin en yakın 10'a yuvarlanmasından elde edilen sonuç, evet 30'dur. Bu noktada tam da ortada olduğumuzda yani mesela elimizdeki sayı 35 olduğunda ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz değil mi? Zekice bir merak bu. 35'te 3 tane 10 ile 4 tane 10 arasında yer alan bir sayı. Peki en yakın ona yuvarlamamız gerektiğinde ne yapabiliriz? Bu durumda aklınıza getirmeniz gereken kural ki bu kural çoğunluğun bu şekilde uyguladığı bir kuraldır. Tam da ortada olduğunuzda her zaman daha büyük olan sayıya yuvarlamanız gerektiğidir. Bu da 35'i yuvarladığımızda 40 elde edeceğimiz anlamına gelir. Bu sayıların ikisinden de eşit uzaklıkta olmamıza rağmen 35 büyük olan sayıya yuvarlanır. 35'ten küçük sayıları da 30'a yuvarlarız. İsterseniz birkaç örnek daha görelim ki her şey iyice anlaşılmış olsun. Hatta 3 basamaklı bir örneğe geçelim. Yine en yakın onluğa yuvarlayacağız. Evet, en yakın ona yuvarlayacağımız sayı bu defa 124 olsun. Bunu farklı şekillerde düşünebiliriz. Örneğin bu sayı bir tane 100, 2 tane 10 ve 4 tane 1'den meydana gelir. Öyle değil mi? Hatta 12 tane 10 ve 4 tane 1 de diyebiliriz. Bu sayı 12 10 ve 4 tane 1 olduğu için 12 tane 10'dan yani 120'den büyük, 13 tane 10 yani 130'dan da küçüktür. Evet, bu sayıya en yakın olan onlar bu ikisidir. Hangisine yuvarlayacağımıza karar vermek için de ki şu ana kadar yaptıklarımızı göz önünde bulundurarak bunu hemen aklınızdan da yapabilirsiniz. Ee, ama yine de bir sayı doğrusu çizelim. 130'a kadar gitmemiz gerektiğinden sıfırdan başlamayalım öyle değil mi? Mesela 100'den başlayalım. Burası 100, 110, 120 ve 130. Sayı doğrusunu doldurmak için 140'ı da ekleyeceğim tam ortasını, yani 125'i de bu şekilde işaretleyelim, evet. 124 aşağı yukarı burada bir yerdedir, kırmızıyla işaretliyorum. Bu durumda, yani 120 ile 130 ya da 12 tane 10 ile 13 tane 10 arasında karar vermemiz gerekiyorsa, sizce hangisini seçmeliyiz? 124 120'den 4 130'dan ise 6 uzakta olduğu için en yakın 10'a yuvarlamamız gerektiğinden 120'ye yuvarlamamız gerekir. Bu sayı eğer 125 veya 126 olsaydı ya da 127, 128 veya 129 yani 125 veya 125'ten büyük olsaydı işte o zaman 130'a yuvarlardık. 130 olsaydı da evet sizin de tahmin ettiğiniz gibi 130'a yuvarlamamız gerekirdi. Hadi bir tane daha yapalım. Bu sefer de tek basamaklı bir sayı seçelim. 7'yi en yakın 10'a yuvarlamak istiyoruz. Hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Not da edeyim, 7'yi en yakın 10'a yuvarlayın dedik. Evet, hadi ne duruyorsunuz? Videoyu durdurun ve sonucun ne olacağını bulun. Pekala, 7 hangi 2 10 arasındadır diye düşünelim. Bir tane 10'dan küçük, 0 tane 10'dan. Yani 0'dan da büyüktür, öyle değil mi? Peki 7'yi bunlardan hangisine yuvarlarız? Hadi yine bir sayı doğrusu çizelim. Bu bence işimizi son derece kolaylaştırıyor. 0, 5 ve 10. 7 hemen hemen burada bir yerdedir ve sayı doğrusuna göre 7'nin 10'a daha yakın olduğunu görüyorsunuz, değil mi? 10'a 3, 0'a ise 7 uzaklıkta. Bu yüzden de 7'yi 10'a yuvarlarız. Ya da az önce öğrendiğimiz kuralı uygulayarak yani 7, 5'ten büyük ya da eşit olduğuna göre yuvarlarken büyük olan sayıya yani 10'a yuvarlamamız gerekir. Bu sayının birler basamağı 5'ten küçük olduğunda ise 0'a yuvarlarız. Anlaştık mı? Elbette bunun diğer örnekler için de geçerli olduğunu görebilirsiniz. 37'nin birler basamağı 5'ten büyük olduğu için büyük olan 10'a yuvarladık. Buradaki birler basamağı 5'e eşit olduğundan yine büyük olan 10'a. Birler basamağı 5'ten küçük olduğunda ise, yani mesela buradaki durumda da küçük olan 10'a yuvarladık ve burada da o şekilde. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için küçük olan 10'a yuvarladık. Burada ise birler basamağı ki elimizde zaten sadece birler basamağı var, 5'ten büyük olduğu için büyük olan 10'a yuvarladık.